YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Bekle beni gökkuşağı, geliyorum. Aa, minik gökkuşağı balıkları. Şş, balıklar, anneniz nerede sizin bakayım? Tek başınıza yüzmeyin, sonra kaybolursunuz. Ay, ne tatlı. Su mu azaldı? Şşş, Tasbik. Sen de gördün mü? Sanki su azalıyor. Tasbik, hadi herkese haber verelim. Anne, baba, abi, dede. Kızım, ne oldu? Ne oldu yavrum? Nehir. Kızım, hele bir nefes al. Kim bilir ne oldu? Balıklar susuz kalacak. Nehir gidiyor. Kızım, tane tane söyle. Baba, nehir diyorum. Nehirin suyu azaldı. Balıklar nerede yüzecek? Nilo'ya olur mu hiç öyle şey? Yağmur yağdığı için su artar. Hayır, azaldı. Balıklar susuz kalacak. Nilo'ya? Kızım, nehir yerinde duruyor. Nehrin suyu önce bileğime geliyordu. Sonra ayağımın altına doğru çekildi. Azalıyor. Canım yavrum benim. Üzülme. Yağmurla çoğalır yine nehrin suyu. Gördün mü Tosluk? Görev bize kaldı. Hadi gidip nehri ve içindeki balıkları kurtaralım. Bizi balıklar, sizi kurtaracağız. Nilo'ya dur, beni de bekle. Nehrin suyu bu siyah kayalara kadar geliyordu. Hatırlıyorsun değil mi Tosbiğim? Nilo'ya, nehrin suyu azalmış. Abi, ben ne diyorum deminden beri? Doğru söylüyormuşsun. Ama neden? Sular nereye gidiyor ki? Abi bak, orada bir şeyler var. Aa! Hadi bakalım. Tosbik, sen de kaç. Demek bu yüzden. Bu dağlar fırtınada kopup gelmiş olmalı. Nilo'ya, ben hemen eve haber verip geliyorum. Tamam abicim. Büyük bir gökkuşağı balığı. Sen anne balıksın. Yavrularını mı arıyorsun yoksa? Ben onları gördüm. Nehrin aşağısında yüzüyorlar. Gökkuşağının tam altında. Korkma, birazdan kavuşacaksın onlara. Benim akıllı kızım yaşadığı yeri çok iyi tanıyor. Aferin sana. Sayende nehir kurtulacak. Hadi hep beraber açalım nehrin yolunu. Balıklarım yolları tıkandığında, nehirler akmadığında, güzel insanlar koşar yardıma, çünkü sevgi dolu kalpleri var.
birbirine kavuştu. Yaşasın Nil! Yaşasın gökkuşu! Yaşasın gökkuşu balıkları! YouTube sayfama üye olmak için tıklayın. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. İşte geldik çiçek. Ben burayı çok seviyorum. Ne güzel kokuyorsun. Annem abime de bir çiçek verdi. Ama onunki daha açmadı. Nehrin suyu çok güzel değil mi? Sen burada biraz güneşlen. Tosbiş, hadi saklambaç oynayalım. Bir, su verirsen çiçekler sevinir. İki, her yer yemyeşil bitki. Üç, dört, beş ve güneş gerekli. Altı, kaplumbağa nereye saklandı? Yedi, bekledim hala gelmedi. Sekiz, dokuz, on. Ne olur tosbim geri dön. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tosbik, neredesin? Yoksa çalılıkların arkasında mısın? Aa, burada yok. Ağacın arkasındasın. Şimdi buldum seni. Burada da yok. Tosbik, hadi çık artık. Bulamıyorum seni. Tosbik, neredesin? Tosbik! 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 Çiçeğin bir türlü açmıyor anne. Açmaz tabii oğlum. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Bakarsan bağ, bakmazsan. Tosbiş'im ona bakmadığım için dağ mı oldu? Nilo'ya ne oldu? Tosbiş'im dağ oldu. Nilo'ya? Tosbik, Tosbik, Tosbik'im. Tosbik dağ mı olmuş? Nasıl olur? Tosbiş'im, biz saklambaç oynuyorduk. Bakmazsam dağ olacağını bilmiyordum. Yoksa sana artık dağ mı demeliyim? Sevgili dağ, sana böyle bakarsam yeniden tosbik olur musun? Bunu da nereden çıkardın? He? Dağ, sen bana cevap mı verdin? Verdim tabii ya, ne sandın? Sevgili dağ, yani tosbik. Bakmazsan dağ alacağını bilmiyordum. Ne olur yine kaplumbağa ol. Benim tosbişim ol. Oyunu oynayalım he? Olmaz. Hiç daha kaplumbağa olur mu? Ama kaplumbağa daha oluyor. Bunu da nereden çıkardın? Annem dedi. Bakarsan bağ olurmuş, bakmazsan daha olurmuş. Nasıl da şaka yaptım ama. Aa, demek sendin. Nilo'ya annemin söylediği sadece bir atasözüydü. Tosbik! Tosbik'im! Canım Tosbik'im! Annem aslında dedi ki, çiçeğine bakarsan suyunu verirsen büyür, bakmazsan suyunu vermezsen kuruyup gider.
zaten biliyordum ki. Bak, çiçeğime baktım, ne güzel büyüdü. Yeşerdi, çiçek verdi. Ne güzel açmış. İşte, bakarsan bağa bakmazsan daha olur. Tospiş'im, hadi eve gidiyoruz. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. İlkbahar. Dedem Bahar'ın geldiğini papatyalardan anlarmış. Bahar gelince papatyalar açarmış. Hadi Tospiş'im, papatyaları bulalım. Bahar gelsin artık. Tospiş'im bak, bir papatya. Aa, ama bu gerçek bir çiçek değil ki. Kağıttan. Biri bana şaka mı yapıyor? Kim olabilir ki? Sen şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Tospiş, sen de duyuyor musun? Çalılıkların arkasında biri var. Şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Durma yerinde kımılda. Sen şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Mete, ne oynuyorsun böyle? Nilo'ya gel, sen de oyna benimle. El işi kağıtlarıyla çiçekler yapıyorum. Sonra çiçekleri alıp rüzgara bırakıyorum. Rüzgar da onları kırlara götürüyor. Aa, neden böyle yapıyorsun? Çiçekler kırlara düşerse ne olur? İlkbahar gelir. Hah, işte. Ben de ilkbaharın çabucak gelmesini istiyorum. Ne kadar güzel. Hadi daha çok çiçek yapalım. Yalnız bu iş biraz yorucu. Aa, mendilin çok güzel. Teşekkür ederim. Annem kır çiçekleriyle süsledi bak. Senin mendiline bahar gelmiş bile Mete. Kes kapla yapıştır. Çiçeğine rengini yakıştır. Kes kapla yapıştır. Uçanı gökyüzünde eriştir. Rengarenk el işi yağıtları. Gün bahar gibi sevindiriyor beni. Neşelendiriyor herkesi. Kes katla yapıştır. Arkadaşlarını barıştır. Kes katla yapıştır. Renkleri birbirine yakıştır. Renkleri kaybolmuş. Mendilin çok güzeldi. Tüh, niye kayboldu ki? Düştü herhalde, bilmiyorum ki. Arayalım o zaman. Hadi arayalım. Ama etraf bayağı dağılmış. Önce el işi kağıtlarını toplamamız gerekiyor. O da ne? Ne oldu Mete, neden korktun? Bak oradaki kırmızı el işi kağıdı kendi kendine yürüyor. Yürüyen bir el işi kağıdı mı? Bakalım ne varmış bu el işi kağıdının altında? Aaa, Tospik! Canım Tospiş'im benim. Sen el işi kağıtlarının altında mı kaldın? Meğer Lilia'nın kaplumbağasıymış. Hadi el işi kağıtlarını toplayalım. Kim bilir daha neler bulacağız. Annemin hediye ettiği mendili bulalım da. Uf, ne çok kirletmişiz etrafı. Evet ama az kaldı. Bunları da koyduk mu tamam. Her yeri topladık ama hiçbir yerde yok mendilim. Kaybettim mendili. Dur, üzülme, şimdi buluruz. Bak, orada bir el işi kağıdı daha var. Onu da alalım. Bak mendilim burada. Benim canım mendilim. Aa! Bu bir papatya.
İşte şimdi ilkbahar geldi. Papatya mı? İlkbahar. İlkbaharın ilk papatyasını bulduk Mete. Sonunda ilkbahar geldi. İlkbahar. 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 Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Oyun. Çok iyi. Yapma seni. Hadi hadi. Hadi koş. Hadi koş. Koş koş. Hadi. Dikkat et. Koş koş. Hadi. Sağ ol Nilo'ya. Mete pas ver. Yakala. Yakaladım. Kaleye doğru koşun, kaleye. Hadi koş koş. Nilo'ya, 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 Nilo'ya. Vururum topa, fırlar havaya. Hop bir kafa, top ayağından. Her zaman üstü ol. Bak o zaman, bak o zaman olur gol. Koşarım. Ama Nilo'ya sen daha çok küçüksün. Bu oyunu oynayamazsın. Küçük mü? Sen çok mu büyüksün abi? Hadi Tosbik gidiyoruz. Nilo'ya. Neymiş küçükmüşüm. Hiç beni top oynarken gördü mü? Hiç görmedi. Görmeden küçük olduğumu söylüyor. Oysa ben... Nilo'ya. Bak Fatoş teyzenler geldi. Fatoş teyze. Merhaba Nilo'yacığım. Merhaba Ayşecik. Nilo'yacığım, hadi biraz Ayşecik'le oyun oynayın. Biz de Fatoş teyzenle oturup sohbet edelim. Ama Ayşecik bebek. Koşabiliyor musun Ayşecik? Ha? Hadi bakalım hacı oynayalım. Sen daha koşamıyorsun. Söyle bakalım Ayşecik, hangi oyunları biliyorsun? Sen benim yaptıklarıma mı güldün? Demek bildiğin bir oyun varmış. Ne? Eyvah, topumuz gitti. Şimdi ne yapacağız? Eyvah. Ya bu ağaç çok yüksek, nasıl tırmanamam ki ben? Ben de çıkamam. Ben de çıkamam. Ne yapacağız ya? Ne oluyor? Ayşecik gel bakalım. Şimdi alacağım topu. Eyvah, ayakkabım ağaçta kaldı. Çok yüksek çıkıp alamayız. Ben alırım. Ama nasıl? Alınca görürsün abicim. Ama bir şartım var. Eğer topu veya ayakkabını ağaçtan alırsam ben de sizinle oynayacağım. Ayşecik de bizimle oynayacak. Tamam. Anlaştık öyleyse. Ha? Hı? Aa. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Şimdi sıra ayakkabıya geldi. Teşekkür ederim Nilo'ya. Bir şey değil abi. Şimdi hep beraber oynayacak mıyız? Söz verdim oynayacağız tabii ama ne oynayacağız? Şimdi herkes yere otur.
otursun. Çember yapalım. Birbirimize top atacağız. Ama atarken komik hareketler yapalım ki bebek de eğlensin. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Son. Ne güzel bir gün değil mi Tosbiğim? Güneş bana gülümsüyor. Güzel güneş. Annemle babaanneme göstermeliyim bu güzel güneşi. Anne! Babaanne! Aa! Güneş bu kadar güzelken, çiçekler bu kadar güzelken, annemle babaannem neden bu kadar mutsuz? Merhaba sayın seyirciler. İlginç bir haberle karşınızdayım. Nilay'ın annesi ve babaannesi ağlıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Ağlıyordu. Bu haberler de ne böyle? En iyisi kanalı değiştirelim. Agumugugugundugu, dugumugugugulugulugu, mugudugu. Yabancı bir kanalı açtık galiba. Şimdi belgeseller. Minik aslan, anne aslanla babaanne aslanı arıyordu. Ay yapma. Ay. Ben minik aslan. Anne aslanla babaanne aslanı arıyorum. Wow. Başardım. Ha? Ama of. Ama neden gözleri yaşlı? Yoksa gösterilerim yeterince eğlenceli değil mi? Hı? La 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 la. Annem babam kardeşim abim. Tüm sevdiklerim. Hep gülümsesin isterim. Dedem babaannem Tosbiğim. Tüm sevdiklerim. Hep yanımda isterim. Güneş ışığı topları çeviremedim ama sizi güldürdüm. Ama neden hala gözünüzde yaş var? Soğan doğuruyoruz ya kızım, o yüzden. Demek ki hep bu soğanlar yüzünden. O zaman ben de onları atarım. Evladım, hiç soğan atılır mı? Yemek yapacağız onunla. Ama sizi ağlatıyor. Yok öyle değil güzel kızım. Soğan bu. Kesilmiş soğana yaklaşırsan senin de gözlerin yaşarır. Gerçekten mi? Tabii. Bir yaklaş istersen kendin dene. Evet soğan. Ya.
Bu çok eğlenceliymiş. Soğan insanın gözünü yaşartıyor. Peki bu avuç ne yapıyor? Gözlerinin daha iyi görmesini sağlıyor. Öyle mi? Hı hı. Öyle hemen olmaz. Çok yemen lazım. Çok. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Karınca Parkı. Hadi koş Tosbik. Ama toz piş, hemen yoruluyorsun. Toz pişim, sen biraz dinlen. Ben annemlere yardım etmeye gidiyorum. Babaanne, anne. Canım benim. Efendim kızım. Ben de size yardım edebilir miyim? Elbette. Bak orada sepet var. Al elini, ağaçtaki olgunlaşmış elmaları sepete koy. Yaşasın, bütün elmaları toplayacağım. Oh. Aa, anne, babaanne, neden oturdunuz? Yorulduk yavrum. Biraz dinleneceğiz. Yorulmak mı? Ama elma toplamak varken neden oturalım ki? Niloyan benim, güzel kızım. Birazcık dinlenelim. Dinlendikten sonra daha çok çalışırız. Siz dinleyin o zaman. Ben çalışacağım. Çok çalışacağım. Ne de tatlısındır sen şimdi. Aa, karıncalar. Hey, karınca kardeşler. Ne kadar da çoksunuz. Siz de benim gibi çalışıyor musunuz? Aferin size. Aa, yavru karınca. O kırıntı senin için büyük değil mi? Hı? Aa, büyük karınca da kim böyle? Babası mı acaba? Sen de anne karıncasın sanki, he? Herkese yardım ediyorsun. Şş, karınca, sana diyorum. Uf. Karıncalar, siz hiç durmaz mısınız? Azıcık dinlensenize. Nerede dinleneceksiniz ki? Sizin bir parkınız bile yok. Hı? Merak etmeyin karıncalar. Size bir park yapacağım. Bekleyin, hemen geliyorum. Salıncak, kadırak, herkese lazım bir park. Bak orada bir bank, otur da keyfine bak. Otur da keyfine bak. Ne de güzel çalıştık, çalışmaya doymadık. İşimize baktık. Ne de güzel başardık. Ne de güzel başardık. Kardeşler, size park yaptım bakın. Salıncak var, kaydırak var. Siz oturun dinlenin diye bir bank bile var. Of karınca kardeşler, neden dinlenmiyorsunuz? Ne kadar da çalışkansınız. Heh, işte yorulmuş bir karınca. Biraz banka oturup dinlenecek. Aferin sana karınca, işte böyle. Azıcık dinlen. Ama dur.
Ah karıncalar, ah! Gerçekten çok çalışkansınız. Niloya, kızım. Hadi gel elma toplamaya devam edelim. Ne o? Yoruldun mu kızım? Babaanne, ben karınca değilim ki. Tabii yoruldum. Hı? Hey Tosbik, ben öğle uykusu için eve gidiyorum. Görüşürüz. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Kemençe. Tosbik, burada mısın? Yine nereye gittin? Neredesin? Acaba nerede? Aa, kemençe. Anne, kemençeyi alabilir miyim? Alabilirsin Nilo'ya. Çok güzel. Anne, kemençeyi çalabilir miyim? Elbette çalabilirsin. Gerçekten çalabiliyorum. Ben kemençe çalıyorum. Hemen öğrendim. Niloya kızım, neden gidip dışarıda çalmıyorsun kemençeyi? Haklısın anne. Çok güzel kemençe çalıyorum. Bu güzel müziği herkes dinlemeli. Abi! Abi! Mete! Ne oldu Nilo'ya? Ben çok güzel kemençe çalıyorum. Aa, kemençe mi? Kemençeye bayılırım. O zaman çalıyorum. Dinleyin. Mete? Gerçekten de bayılıyormuşsun kemençeye. Mete? Bu kadar bayıldıysan bir daha çalabilirim. Bir daha mı? Hayır, olmaz. Niloyacığım, canım kardeşim. Bak, Tosbik orada. Biraz da ona çal, ha? Tosbik'im. Tosbik, canım Tosbik'im. Her yerde seni arıyordum. Bak, ben artık kemençe çalıyorum. Aa, bu ne hız Tosbik? Oysa senin için yavaş bir şeyler çalmaya çalışmıştım. Allah Allah. Biraz da balıklara çalayım. Niloya! Ah benim canım yavrum. Köyde kimse kalmayacak. Dur! Niye? Yavrum, sen kemençe çalmayı bilmiyorsun ki. Böyle çalamazsın. Çalamaz mıyım? Ama ben nasıl çalmam gerekiyor? Kemençe öyle hemen çalınmaz. Üzerinde çalışmak, çok çalışmak gerek. Ver bana kemençeyi de göstereyim. İyice izle ve dinle. İşte o zaman.
Aman dur! Merak etmeyin, çalışmadan çalamayacağım. Çalışmadan çalamayacağımı artık biliyorum. Kemençeyi eve götürmek için aldım. Çalışıp yeniden çalacağım. Görüşürüz. Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Fındık zamanı. Babaanne, babaanneciğim. Gidiyoruz. Tamam tamam geldim. Aa, elindeki de ne öyle? Yeni bebeğim. Bak babaanne gıdıklayınca geliyor. Emziğini alınca ağlıyor. Ver bakayım. Çok güzelmiş. Ah, ah. Nerede o eski bebekler? Eski bebekler nasıldı babaanne? Gözleri fındıktan, saçları fındık yaprağındandı. Kolları da dallardan. Koklayınca çiçek kokardı. Babaanne oyuncak bebeğini çok mu özledin? Yok yavrum, senin bebeğini görünce aklıma geldi. Geçmişe şöyle bir gidip geliverdim. Babaanne, istersen bebeğimi sana verebilirim. Benimki çiçek kokmuyor ama düğmesine basınca seni seviyorum diyor. Bak. Teşekkür ederim benim tatlı yavrum. Ama bu oyuncak senin için. Hem benimkine de hiç benzemiyor. Hadi hadi çabuk olalım. Bizi bekliyorlar. Geliyoruz. Yolları süsler, ağaçlar yapraklar, öteşir bülbüller, bak cıvıl cıvıl kuşlar. Yolları süsler, ağaçlar yapraklar, öteşir bülbüller, bak cıvıl cıvıl kuşlar. Geldi mevsimi. İçin değil mi abi? Bilmem öyle mi? Öyle tabii. Baksana boyu tam benim boyuma göre. Doğru. Fındık ağaçları da senin gibi küçük. Hadi bakalım kim daha çok fındık toplayacak? Ben. Görürüz. En çok ben toplayacağım ben. Fındık kırıyorum kızım. Anne, fındık çöplerini alabilir miyim? Al kızım, al da. Ne yapacaksın ki sen fındık çöplerini? Hiç. Alayım ben bu çöpleri. Ne oldu Nilo'ya? Yarıştan vazgeçtin galiba. Abicim yarışı sen kazandın. Tebrik ederim. Hı? Babaanne. Babaanneciğim bak senin için bir şey yaptım. Neymiş o? Gözleri fındıktan. Kolları dallardan. Saçı da yapraklardan. Bu çok güzel.
güzel bir hediye. Tıpkı çocukluk günlerimdeki gibi. Çok teşekkür ederim. Canım torunum benim. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Hangi renk? Tosbişim, nehre doğru gider misin? Seni de çizeceğim. İşte nehir. Bu da pembe bir gül. Çok güzel oldu. Kolay gelsin Nilo'ya. Teşekkür ederim abi. Bak, anneme resim yapıyorum. Nilo'ya, bence gülü kırmızı yapmalısın. Kırmızı güller çok güzeldir. Hem annem de çok sever. Doğru. Annem kırmızı gülleri çok sever. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil Nilo'ya. Gülü kırmızı yapalım. Merhaba Nilo'ya. Merhaba Mine. Bak, anneme resim yapıyorum. Nasıl olmuş? Bence çiçeği turuncu yapmalısın. Turuncu mu? Ama neden? Çünkü turuncu çok güzel bir renktir. En sevdiğim meyveler hep turuncudur. Bence annen de turuncuyu çok sever. Turuncu rengini ben de çok severim. Haklısın. Çiçeğimi turuncu yapacağım. Mine, çok teşekkür ederim. Bir şey değil Nilo'ya. Görüşürüz. Turuncu bir çiçek. Çok güzel oldu. Merhaba Nilo'ya. Merhaba Elif. Bak, anneme hediye etmek için resim yapıyorum. Nasıl olmuş? Güzel olmuş ama pembe değil. Pembe mi değil? Resminde hiç pembe yok. Bence nehri pembe yap. Ama nehir pembe değil ki. Olsun, sen yine de pembe yap. Pembe güller, pembe menekşeler, pembe nehir, pembe ağaçlar. Ben de pembeyi çok severim. Eminim annem de çok sevecektir. Teşekkür ederim Elif. Bir şey değil Nilo'ya. Pembe bir nehir, pembe çiçekler. Olmuyor. Resmim çok kötü oldu. Kızım, neden üzgünsün böyle? Babacığım. Canım kızım benim. Anneme hediye etmek için resim yapıyorum. Ama renklere bir türlü karar veremiyorum. Abim kırmızı gül yap diyor. Mine turuncu çiçek güzel olur diyor. Elif her şey pembe olsun diyor. Of, bütün renkler çok güzel. Canım kızım benim. Herkes bir rengi sever. Önemli olan senin hangi renkte çizmek istediğin. Bu senin resmin. O yüzden renklere sen karar vermelisin. Haklısın baba. Resmi yeniden yapacağım. İstediğim gibi. Gökyüzü mavi, nehir mavi. Nilo'ya resim mi yaptın? Evet, annem için.
Çok güzel olmuş ama bence çimlere bir de araba çizmelisin. Araba mı? Evet, ben arabaları çok severim. Mete, bu benim resmim. Sen istersen kendine araba çizebilirsin. Resmi anneme göstereceğim. Bakalım beğenecek mi? Görüşürüz Mete. Görüşürüz Nilo'ya. Canım kızım benim. Resmin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir şey değil anneciğim. YouTube sayfama üye olmak için tıklayın. Domates. Senin gidi akıllı domates nasıl da kızarmaya başlamış. Gördün mü domateslik? Bu kardeş gibi kızaracaksın. Nilo'ya ne yapıyorsun? Domateslere bir an önce kızarmalarını söylüyorum. İşe yarıyor mu bari? Bilmiyorum ki, daha yeni söyledim. İyi o zaman, bekleyelim de işe yarayıp yaramadığını görelim. Nilo'ya kızım, öyle başında beklemekle olmaz. Domatesler hemen kızarmaz. Biraz sabretmen gerek. Sabır mı? Nilo'ya sabredemez ki. Ederim. Bak eriyorum. Şimdi sabrediyorum. Domateslerin kızarmasını bekliyorum. Nilo'ya, canım kardeşim benim. Yarın da sabretmen gerekecek. Belki haftalarca sabretmen gerekecek. Biliyorum abi. Anne, ben Tosbik'le oynamaya gidiyorum. Tamam kızım. Kırmızı domates, sever onu herkes. Mis gibi kokunca yemek ister tabii herkes. Ama beklemek gerek, günler geçecek. Yeşil renkler kırmızıya dönecek. Kırmızı domates, bilir onu herkes. Her gün soframızda onsuz olmaz hiçbir yemek. Sabrediyorum. Ne zaman kızaracaklar? Aa, belki domateslerin yardıma ihtiyacı vardır. Güzel menemen olur bu domateslerden değil mi anne? Olur tabii oğlum. Nilo'ya neredesin? Geldim abi, geldim. Gördün mü? Domatesler olgunlaşmış. Hadi toplayalım da yiyelim. Abi. Aslında toplamak için acele etmesek daha iyi olur. Bu ne? Bereket bu kızım. Bereket. Eyvah, ya bu yılların akarsa? Anne, yağmurdan sonra toplarız domatesleri değil mi? Toplarız tabii oğlum. Hayır olmaz, toplayamazsınız. Nedenmiş? Çünkü domatesleri ben boyadım. Nilo'ya, çok komiksin. Yüzlerce domatesi nasıl boyayabilirsin ki? Doğru söylüyorum abi. Gece boyadım domatesleri. O zaman niye akmıyor senin boyan? Bak, o kadar yağmur yağıyor. Domatesler hala kırmızı. Hı? Kırmızı mı?
Ama nasıl olur? Bayan gerçekten iyiymiş. Domatesler olgunlaştığı için kırmızı Nilo'ya. Ama abi, gerçekten gece çıktım boyadım ben onları. Tabii tabii. Nilo'ya doğru söylüyor oğlum. Gece kalktı ve domatesleri boyadı. Ben gördüm. Anne, gizlice yaptım ben. Çok özür dilerim. Nilo'ya canım kızım. Dürüst davranıp doğruyu söylediğin için çok teşekkür ederim. Ama bilmen gereken bir şey var. Domatesler sen boyadığın için değil, zamanı geldiği için kızardı. O yüzden kırmızı. Biliyorum anne. Domatesler boyadığım için değil, sabrettiğim için kızardı. Ben sadece domateslere yardımcı olmak istemiştim. Bakın, yağmur durdu. Hadi domatesleri toplayalım. Geçelim. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Sıfır. Bak, Mete'nin babası Hasan amca davul çalıyor. Abi. Efendim Nilo'ya? Bizim de davulumuz var değil mi? Evet var. Ne oldu ki? Abi, biz neden davulcu olmuyoruz? Hem çok güzel davul çalıyoruz. Bilmem. Olur mu ki? Annemden izin almamız gerek. Hadi o zaman alalım. Anne! Dur, bekle davullarımızı alayım. Anne, baba, ben davulcu olacağım. Abimle beraber dışarıda davul çalacağım. İyi ama Hasan amcanız yapıyor bu işi zaten. Tamam işte, ona yardım edeceğiz. Hah, davullar da geldi. Gidebiliriz değil mi anne? Tabii oğlum. Gidin ama babanız da sizinle gelsin. Merak etmeyin, işinize karışmam. Ama çok geç kalmayın. Ezandan önce gelin, sahur yapacağız. Yaşasın! Davulcu amca, Hasan amca. Murat, Nilo'ya. Hayırdır çocuklar, gecenin bu vaktinde? Sana yardıma geldik Hasan amca. Evet, biz de davul çalacağız. Hasan amca, bence sen git başka yerde çal. Biz bu sokakta çalırız, herkes uyandırırız. İyi, hadi bakalım. Kolay gelsin. Davulumu çalarım güm güm güm, çok eğlenceli olur. Çalarım güm güm güm, çok eğlenceli olur her gün. Ramazan gelince güm güm güm, davulcular geçer güm güm güm. Ramazan gelince güm güm güm, davulcular geçer güm güm güm. Akşam ezanlar okundu, geceler sanki gündüz oldu. Akşam ezanlar okundu, geceler sanki gündüz oldu. Uzaktan gelir sesi güm güm. Kimsenin ışığı yanmıyor. Hı hı, belki de uyanmak istemiyorlardır. O da olabilir tabii. Hah, biri uyandı. Yaşasın. Evet, hadi çalmaya devam edelim. Eyvah. Ne oldu? Ezan okumaya gidiyor. Ama biz sahur için kimseyi uyandıramadık. Annem ezan dönünce evde olun demişti. Hacı amca! Hacı amca! Bekle! Aa, Nilo'ya, Murat, ne yapıyorsunuz siz burada? Biz bu sokağın davulcusu olduk ama kimseyi uyandıramadık. Hacı amca, hemen okuma ezanı ne olur. Merak etmeyin, daha ezana var. Ben camiye biraz erken gidiyorum. Abi, vakit varken davulcuyu bulalım.
Aa, ne kadar çabuk. Bizim davulumuzdan hiç ses çıkmıyor. Kimseyi uyandıramadık. Bu davulun sesi ne kadar çabuk. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye boşa dememişler. Hadi çocuklar, siz evinize gidin artık. Ben de işimi yapayım. Peki Hasan amca. Hadi kolay gelsin Hasan amca. Tospik, hoca amca ezan okumak için eve dönmemizi beklemiş. Teşekkür ederim hoca amca. Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Barış. Şey mi? Sen bir de beni gör. Topu omuzlarımda bile sektiriyorum. Mete merak ettim. Nasıl sektiriyorsun topu, göstersene. İzle de gör. Tabii ısınmaya adam başladı mı olmadı. Ama bak şimdi olacak. Ah! Mete ne kadar da komik düştün. Çok eğlenceliydi. Mete nereye? Mete? Bana küstü galiba. Olsun. Ben gönlünü alır barışırım onunla. Mete! Mete! Seni kırdıysam özür dilerim. Arkadaşım Mete. Gel ona. Şimdi işim var Nilo'ya. Ne işin varmış bakalım, çok merak ettim. İzle de gör. Çok güzel Mete. Tebrik ederim. Sana küstüm sandın değil mi?
Nilo'ya hep sen mi şaşırtacaksın? Sana küsmemiştim ben. Sadece yalnız kalıp alıştırma yapmak istedim. Ben numara yaptığını anlamıştım. Sen bana küsmezsin ki. Evet, küsmem. Kafanla top sektirebiliyor musun peki? Çok güzel sektiriyorum bak. Artık hiç düşmüyorum. Ne komikleştim. Olsun Mete. Bir dahakine daha iyi yaparsın. Düşmezsin. Hadi pasta yiyelim. Seni gidi seni. Hani yemeyecektin? Şaka yaptım Nilo'ya, hiç yemez miyim? O kadar zahmet etmişsin. İşte barış pastası. Oh, bayılırım barış pastasına. Afiyet olsun. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Yıldız. Bugün ilk defa hamsi tutacağım. Çok heyecanlı. Bu bir yıldız. Tosbik, gördün mü? Gece uyurken düştü demek ki. Ya da kaçıverdi gökyüzünden. Yıldız, ne işin var senin burada? Kalk, gündüz oldu. Hadi evine git. Annen baban çok merak eder sonra. Nereden düştü acaba? İşte buldum. Bu bulutun arkasında değil mi evin? Bu bulut giderse evini görürüz değil mi? Of! Küçük olduğum için nefesim yetmiyor. Babacığım, sen çok güçlüsün değil mi? Bilmem, öyle miyim kızım? Öylesin tabii baba. Bulutu üfledim mi uçurursun onu. Gökyüzündeki bulut mu? İşte şu bulut. Ben üfledim ama küçük olduğum için nefesim yetmedi. Bak. Olmuyor. Nilo'ya, canım kızım. Ama benim de gücüm yetmez ki ona. O bulut çok uzak. O zaman dedem üfler. Dedeciğim, şu bulutu üfleyip uzaklaştırabilir misin? Canım yavrum. Maalesef benim nefesim de o kadar güçlü değil. Rüzgar lazım sana. Hadi bakalım Nilo'ya. Kaplumbağanı da al, gidiyoruz. Denize açılma vakti geldi. Nilo'ya, kızım ne yapıyorsun böyle? Baba, Yıldız'ı evine yollamaya çalışıyorum ama gitmiyor. Geri geliyor. Evine mi? Evet. Bu küçük zavallı yıldızcık gökyüzünden düşmüş. Bugün deniz kenarında buldum. Nilo'ya, canım kızım. Neden gülüyorsun baba? Yıldızın gökyüzünden düşmesini mi? Evladım, bu yıldız gökyüzünden değil ki. Denizden. Denizden mi? Hı-hı. Evet,
denizden. Çünkü bu deniz yıldızı. Aa, ilk defa bir deniz yıldızıyla tanışıyorum. Onu hemen evine yollamalıyım. Balina, yunus, kaplumbağa. Deniz yıldızı da evine döndüğüne göre biz de dönebiliriz. Eve mi dönüyoruz? Evet, bugünlük yeter. Eve dönme vakti.